Merhaba arkadaşlar. Cisi Büşçü X. Belediye kiralık olarak çalışıyor. Boş sahalardaki otları sıyırıp atıyorlar. Yangına karşı önlem. Bunlar kuruduğu zaman bir sigara izmaritleri de yangın çıkabiliyor. Bu sık yaşanıyor şehir içinde boş arsalarda. O yüzden boş arsaların otlarını temizliyorlar. Yangın çıkmasına karşı. Bu arada daha önce de sorulmuştu, söylemiştim. Kullandığım makineden memnun musun diye soran kardeşlerim var. Evet, memnunum arkadaşlar. Şimdi chat gibi bir makineden memnun değiliz desek yalan olur yani. Şimdi yeni üretim, yeni piyasaya sürülmüş bir makine olsa ondan memnun musun falan filan olabilir ama şimdi yılların tecrübesi, bir makineye de memnun musun, memnun değilim demek. Ha, şunlar var. Daha önceki ketleri kullanan arkadaşlar onların daha sağlam olduğunu söylüyorlar. Ben kullanmadım daha önceki ket. Bilmiyorum eski modellerini. Ama şuradan pay biçebiliriz. 76 modelleri, 77 modelleri, 955'ler çalışıyor. Bunlardan pay biçersek veya 920 lastikliler, 936'lar bu makineler çalıştığına göre ketin demek ki sağlam bir makine yapı olarak şu an ben CAT'ten çok memnunum. Bir kardeşimiz ben hareket yaparken yorum yapmış. Sen diyor Harran Ovası'nda hareket yapıyorsun diyor. Bizim yaptığımız yerlerde diyor bırak canlı yayını diyor hareket bile yapamaz sen diyor. Doğrudur, ne diyelim? Senin de görüşün odur. Doğru diyelim. Demek ki sizin yaptığınız yerler çok riskli. Herkesin çalışamayacağı yerler. Bir şey diyemiyoruz artık. Bak otlar kovanın ağzına girmiyor arkadaşlar. Onu bırakalım, işimize bakalım şimdi neyse. Kurt ağzıyla alıyor. Çünkü ittirdikçe bu tarafa geliyor, ittirdikçe bu tarafa geliyor. Otlar girmiyor kovaya. Makineleri, Beko derleri üzmeden kullanırsa çok ekmek inecek bir makine. Ama maksadının dışına çıkmadan işte sürekli ikiyle makineyi yüke vurup çıkmak, efendime söyleyeyim sökemeyeceği yerlerde ön kovayla zorlamak, ön kovayla düzleme yaparken haddinden fazla malzemeyi yüklenip badana yüttürmek, bunları yapmadan bu makineyle akıllı uslu çalışılırsa, bazı devreni yükselttirmeden işine göre bu makinelerde de çok arıza yapmadan çok uzun süre ekmek yiyebilecek bir makineler. Ama bazıları var görüyorum, taşın kayanın içinde makineyi ikiyle kullanıyorlar. Bu da yazık, günah. Hatta geçen gün Face'de gördüm bir keti, paletli eskavatörü adam kaldırıp bomu komple betona vuruyordu yere. Başında bir adam bekliyor galiba, sahibi diyen sonunda adam durdurdu makineyi. Böyle bir şey yok. İçinizde belki görenleriniz olmuştur. Yani insanın düşmanı olsa makine sana bunu yapmaz. Çalıştığımız yerlerde hepsinde oldu diyebiliriz genelde. Patronumuza kızdığımız zamanlar olmuştur. Çalışmak istemediğimiz zamanlar olmuştur ama bu şekilde de olsa o mala zarar vermeye hakkımız yok. Bunu Allah da kabul etmez, kulu da kabul etmez. Çalışmak istemiyorsan, çok kızgınsan, bıkkınsan o işi bırakır gidersin. Adamın malına zarar vermenin bir anlamı yok. Bu insanın kendi karakterini zayıflatır diyeyim ben. Fazla bir şey söylemeyeyim. İnsanın kendi kişiliğini belli eder. Hiçbir mala kimsenin zarar verme hakkı yok.
sizlerin bulunduğu yerleri bilmiyorum arkadaşlar ama Polat'ta piyasa çok durgun. Bayağı bir haftadır yatıştayız. Genel olarak harfiyatçılar. Polat'ta işler bayağı durgun. Ben de gezip, bakın arabam orada. Arabayla gezip video bulmaya çalışıyorum. Çalışan makineleri takip ediyor. Sivi yakalayabildim.